LGS'ye son 15 gün gerçekten de artık 15 rakamını da gördük ve kısa bir süre sonra da inşallah hayallerimize kavuşacağız. Bugün biliyorsunuz din canlı yayınımız var. Canlı yayınımızı mutlaka izleyelim. Güzel güzel konuları öğrenelim. Dinle de 10'da 10 yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Theodor Levit diyor ki sürekli başarı büyük ölçüde düzenli olarak doğru şeylere odaklanma ve her gün pek çok sayıda küçük iyileştirme yapma meselesidir. Ya bu adamlar da resmen rehberlik hocası gibi yazıyorlar. Yani Bak ne demiş? Büyük ölçüde düzenli olarak yani günümüzde ne yapacağımız belli olmalı herhangi bir günümüzde. Odaklanma, motivasyon ve her gün pek çok sayıda küçük iyileştirme. Yani bazı bazı soruları yapmak. Esasında damlaya damlaya görülür arkadaşlar. Bugün bir tane yanlışınızın doğru cevabını öğrenirsiniz. Yarın iki yanlışınızın, yarın dört yanlışınızın, toplamda 15 yanlışınızın çözümünü öğrenirsiniz. Ve sınavda yapabileceğiniz yanlışların sayısını iyice azaltmış olursunuz. Dolayısıyla hemen bir anda hepsini doğru yapacağım diye endişelenmeyin yapamıyorum diye üzülmeyin. Yapabildiğiniz kadarını yapın. Sıralama sınavında da inşallah başarıya ulaşın. Willy Wonka, evet Kuzey Kore'den bir arkadaşımız 487 beğeni almış. Diyor ki, merhaba öncelikle herkese kolay gelsin sorularım şunlar. Deneme puanlarım sürekli değişiyor ve arada çok büyük farklar var. Seviyemi nasıl belirleyebilirim? Seviyeni tabii ki de gerçek sınav ölçüsünde yapılan denemelerle belirleyebilirsin. Bir de seviyeni ne kadar belirledim desem bile diyelim ki ee, 2019 LGS'yi çözün. Yani tabi bazı konular değiştirildi ama veya 2018 LGS'yi çözün. Bazı konular değiştirilmeseydi birebir çözsen bile sınav anı denen bir şey var. Sınav anında belki de motivasyonu çok yüksek olduğu için çok dikkatli okuyaraktan netini en iyi halini yapacaksın. Dolayısıyla sen şöyle düşüneceksin her zaman sınava girene kadar. Ben yaptığım en iyi denemeyi yine gerçek sınavda da yapacağım. Çünkü gerçek sınavda çok daha kaliteli sorular olacak. Gerçek sınavda çok daha özgün sorular olacak. Gerçek sınavda ben çok daha konsantre olacağım. Çok daha güçlü bir şekilde okuyacağım. Çok daha dikkatli olacağım. ...annem babam bana çok daha fazla dua edeceği için... ...ben de çok daha iyi yapacağım diye düşünmelisin. Ve bu özgüvenle girmeniz. Ha, sınav anında heyecanlandığın anlar olmayacak mı? Olacak. Takıldığın soru olmayacak mı? Belki olacak. İnşallah olmaz hiçbirinizin. Ama olacak. Ona da diyeceksin ki olabilir. Ben buna karşı hazırlıklıydım deyip devam edeceksin. Dolayısıyla denemede sürekli puanların değişse bile... Sen mesela denemede sürekli puanların hiç değişmedi. Hep aynı puan alıyorsun. 470, 470, 470. Sınav günü belki de 480 alacaksın. Veyahut da birazcık heyecanlanıp 460 alacaksın. Dolayısıyla sınav anı başka bir şey. Ama sen sınav anına kadar, sınav gününe kadar çok özgüvenli olmak için hep yüksek yaptığın denemeleri düşün. Ben hep yüksek yapıyorum. İyi yapacağım, çok iyiyim, özgüvenliyim. Dağları yerinden oynatırım ben diye. Tabii kibir değil. Sınav anında kendini iyi hissetmek için motivasyon cümleleri söyleyeceksin. İnkılap sorularında karşımıza fazla çıkan kavramlar ve İngilizce soru kalıpları ile ilgili video yapar mısınız lütfen? E, tabii ki İnkılap Son Tekrar, İngilizce Son Tekrar'da kesin sınavda çıkacak soru tarzlarını size söylüyoruz. İngilizceden çok fazla yanlışım çıkıyor. Ne yapmam gerek? Bu yanlışların üzerine gitmen lazım. Muhtemelen kelime eksin vardır. Kelime eksiğini mutlaka tamamla ve tabii ki de soru tarzlarını görmüyorsun. Yani bol bol yeni tarz sorular görmen lazım. İngilizce'de mesela şöyle Türkçe'ye geçelim. İnkılap tarihi... Bien, Bismillahirrahmanirrahim İngilizce. Bak burada sen bu soru yanlış yaptığın zaman bu soruyla alakalı yanlışının sebebini iyi öğrenmelisin. Yani kelime eksinden dolayı mı yoksa soru tarzını bilmediğinden dolayı mı? Kelime eksisi ise kelimeleri hemen duvarına as ve ezberlemeye başla. Eğer soru tarzı eksisi ise o soru tarzlarından daha fazla soru çöz. Deneme çözerken bile çok heyecanlanıyorum. LGS'de nasıl olacak? Heyecan güzel bir şey heyecanın fazlası kötü. Eğer çok fazla heyecanlanırsan bu sana zarar verebilir belki. Ama azıcık heyecan iyi bir şey. Birazcık heyecanlanacaksın ki iyi yapacaksın. Mesela sınavda kimler heyecanlanmayacak biliyor musun Vili? Hiç ders çalışmamış olanlar. Onlar ya zaten bir şey bilmiyoruz ki ya aman girdik bakalım. Of bu ben kimmiş? Onların hiçbir heyecanı olmayacak. Ama kimler çok heyecanlı olacak biliyor musun? Gayret göstermiş, çalışmış ve muhtemelen de kazanacak olanlar çok heyecanlı olacak. Dolayısıyla heyecan güzel bir şey. Ama çok fazla, aşırı heyecan tabii ki bu kötü bir şey. Buna dikkat etmek lazım. Endişelenmene gerek yok yani. Hangi yüzdelik dilime kadar nitelikli okul gelir? Ee, burada tabii biz bununla alakalı birçok videoda gösterdik. Bu sefer de kontenjanlar artırıldığı için, öğrenci sayısı artırıldığı için yine geçen seneki gibi hatta ondan daha da gerilerde de iyi dilimlerde iyi okulları görebiliriz. İki haftada matematik netlerimizi en fazla kaç artırabiliriz? İki haftada netlerinizi en fazla herhalde 5-6 soru daha artırabilirsiniz. Yani 15-20 soru artmaz ama çok düşük seviyelerdeysen belki daha fazla da artırabilirsin. 20 Haziran'da kaçta kalkmalıyız? Arkadaşlar sınavdan önceki günlerin her birinde artık sabahları erken kalkmayı Kendinizi alıştırın. Biyolojik saatiniz erken kalkmak olsun. Geri sayım denemeler 2 ve 1 çıkacak mı? 4.30'da tıkandım, yukarısına nasıl çıkabilirim? Şimdi denemelerimizle alakalı size online ücretsiz denemeler yapmaya devam ediyoruz. Onları mutlaka takip edin. Denemelerle alakalı farklı bir gelişme olursa haber vereceğiz ama şimdilik ana denemelerimiz ve e, tabii ki geri sayım denemelerimiz, e, doz denemelerimiz var, alt hızı hızlı tekrar var. Bunları bitirdikten sonra e, belki bir deneme daha yapabiliriz ama şu an için... E, daha çok sizin bunları bitirmenizi istiyoruz. 4.30'da tıkandım yukarısı nasıl çıkabilirim? Çıkacaksın merak etme. Yeter ki yanlışların üzerine git. Yeter ki özgüvenini yüksek tut. Yapabileceğim, yapacağım, yapacağım diyerek gidersen sınavda belki de 4.30'dan daha fazlasını yaparsın. Ben birçok öğrenci biliyorum. Gerçek sınavda şimdiye kadar yaptığı en iyi sonucu yapabiliyor bunu şaka yaparak söylemiyorum. Bakın bunu sizi motive etmek için söylemiyorum. Bu çok normal bir şey. Niye? Çünkü gerçek sınavda daha konsantre okuyor. Gerçek sınavda daha dikkatli okuyor. Gerçek sınavda şimdiye kadar yaptığı yanlışları bunu hatırladım, bunu hatırladım, hatırladım diyor. Ama şu da çok önemli. Şu da çok önemli. Eğer gerçek sınava başladığında direkt olarak sayısaldan başlayıp sayısalda fenden başlayıp yapamadığı soruları atlamayıp böyle bir tane soruya takılınca uzun uzun beklerse o zaman tabii ki gerçek sınavda ister normal sınavdakinden birkaç tık düşük yapabiliyor. Ama sınav anını iyi konsantre olursa rahat rahat takıldıkları soruları atlayıp turlama taktiğini uygularsa ve özgüveni yüksek girerse genellikle gerçek sınavlar en iyi sınavlar oluyor arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi 8.67 dilimi mühendislik ve eğitim fakültelerinde yine çok güzel öğrenciler göndermiş. Sizi bekliyor arkadaşlar ben gidecek halim yok ya siz kazanacaksınız siz okuyacaksınız ve bu ülkenin geleceği sizler olacaksınız. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz ders çalışmaya da devam ediyoruz.